Hanımlar beyler herkese merhaba. Ben Emre. Taşkınlık farkından biliyorsunuz artık. Bugün Momento Temporis Light from the Deep yani derinden gelen ışık isimli oyunun ilk bakış videosunu yapacağız. Oyun bağımsız bir yapım. Şu an Steam'de var. İki boyutlu yine old school bir platform oyunu. İçerisinde çeşitli işte bulmacaları vesaire barındıran aksiyon. Çok keyifli bir oyun onu söyleyebilirim. Grafikleri yine sizi ağlatmasın. Bu tür oyunları meraklı arkadaşları zaten çekecektir. Biraz da onlara yönelik bir video olduğunu söyleyeyim. Hani sevmeyen zaten sevmiyordur ama sırf bu tür oyunları kovalayan insanlar var. Hiçbir fikri olmayan arkadaşlar için de en azından fikir verici olur, yön gösterici olur diye düşünüyorum. İyi seyirler deyip birazcık bir oynamıştım. Yeni save açıp başlıyorum. Çok ilk bakışa uygun olmadan birazcık oynamış olmam ama oyunun gamepad desteği var. Onu ben de yeni öğrendim. Yeni keşfettim. Gamepad ile oynayacağım. Kontrolleri gamepad'teki de bilmiyorum. Klavyedeki kontroller biraz sıkıntılı. Sıkıntılı derken alışmak gerekiyor. Yani yön tuşlarını kullanıyorsunuz ilerlemek için. Zıplamak için Z, saldırı, işte yumruk X, tekme C, bloklama space gibi durumlar var. Onun yerine gamepad'iniz varsa çok daha rahat oynayacağınızı söyleyebilirim. Karakterimizin ismi Hanya. O espriyi yapmayalım. Ne oldu diyor bir gözü aşağı bir gözü yukarı bakarken. Zıpladık. Hatırlayamıyorum. Birilerini bulup sormam lazım. Yumruğumuz buymuş. Tekme bu tamam. Bu da zıplıyor. Gamepad'teki kontrolleri çözmeye çalışıyorum şu an. Gamepad'teki kontroller çok daha rahat, onu söyleyeyim. Kesinlikle gamepad ile oynamalısınız. İlk bölüm biraz hani tutorial havasında size bilgilendirmeler sunan tabelalarla karşılaşacağız. Bunun gibi. Yumruk yatmak bayağı efektifmiş. Bloklama hangisi? Blok. Peki, dodge. Blok bu. Oyunda bloklama var çünkü. Sol üstte HP barımızı ve staminamızı görüyorsunuz. Zaman içerisinde bunlar artış gösteriyor mu bilmiyorum. Maksimum değerleri. Ancak şu an için elimizde olanlar bunlar. Beraber göreceğiz. Oyun müzikleri hiç fena değil. Burada save noktalarımız var. Oyunu kaydedebiliyoruz bu şekilde. Ki kaydetmenizi tavsiye ederim yoksa en baştan başlatır. Bloklayamadım. Bloklamıyor muydu bu tuş? Bir dakika. Yanlış tuşla blokluyorum peki. Aslında sen beni öldür bir daha şuradan. Save noktam yakın. Oradan başlayayım. Boş yere dayak yedim yanlış tuşa basmaktan dolayı. Pardon. Dediğim gibi gamepad ile ilk kez oynuyorum ama daha rahat. Buradan geldik. Burada kaydettik. Buradan çıkacağız. Bu tür enerji silahlarını bile bloklayabiliyor karakterimiz. Hop. Ve kendisini patlatıp stamina potion çıktı. Güzel. Size inventory'i de göstereyim burada. Potionlarımızı buradan bakabiliyoruz işte. Daha sonrasında alacağımız itemlar vesaireler hepsi burada. Ama büyük ihtimalle maksimum stamina'yı ve maksimum HP arttırabiliyoruzdur. Bu tür oyunlarda olmazsa olmazlardan biridir. Bu kadar da kalacağını zannetmiyorum. Aldığımız çeşitli itemlar sayesinde bunları da yapabiliriz. Karakterin tipini sevdim bu arada. Şirin. Hayır buraya düşme. Buraya da düşme. Suyun altında belli bir süre nefes alabiliyoruz. Normal olarak. Dolayısıyla çok fazla kalmamak iyi olacaktır. Hoppa. Geçişler çok komik. Çıkacağımız yeri ışınlıyor bize. Buraya yeni bir save noktamız var. Madem var. Kaydedelim. Yani save almanızın herhangi bir sıkıntısı yok. O yüzden buldukça kaydedin. Dutch buydu değil mi? Evet. Burada biraz daha güçlü bir arkadaşla karşı karşıyayız. Kendisini bloklamak yerine dutchlamamız gerekiyor.
şu şekilde. Hop. Dayan, bayağı bir yedim ama en azından ölmedik. Şimdi yol burada ikiye ayrılıyor. Sağdan gidelim. Bir, iki, üç. Arkadaş gitti. Vay, bunları patlatabilirim, güzelmiş. Şuraya zıplayamıyoruz. Tamam. Şansım, deneyeyim dedim. Ne olmuş? İki, üç. Hafızamızı kaybettik. Gayet standart, gayet klişe bir başlangıç yaparak. Android'de Sword of Solan diye bir oyun var. Alper Sarıkaya'nın. Alper Sarıkaya'ydı. Aynen. O tatlı bir oyun. Onu da oynamadıysanız ve Android telefon kullanıyorsanız ya da tablet kullanıyorsanız oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel bir oyundur. Taraftan devam edelim. Oo, burada bir büyücü var. Hoppa. Vay vay vay. Neyse ki bloklayabiliyoruz. HP. Ayt. Onun HP'yi alıp onun HP'yi kaybettim. Haydan gelen buraya gider. Gelme. 5 vuruşluydu bu. Gitgide artıyor galiba bunların şeyleri. 2, 3, 4, 4 vuruş gördü. Vurduğunuz damage'lar değişiyor. Burada bir yol var, gizli yer mi? İlginç bir yer var burada. Tamam, burada şimdilik bir şey yapamıyoruz. Belki daha sonra. Bu tür oyunlarda çok fazla gizli yer vardır. Oraları hani derken arada kontrol edin diyecektim ki emin olun bilmiyordum. Emin olun bilmiyordum. Ne kadar inandırıcı olacak bilmiyorum ama tamamen şans. Stamina potion aldık. Güzel. Galiba oyunda fall damage yok. Bayağı yükseklerden düşebiliyorsunuz. Sıkıntı olmadan. Hop. Tamamdır. Size uğraşamayacağım. Elişim çok az. Hadi. Sar. Sizinle de pek uğraşasım yok. Şuradan ben hemen bir oyunu kaydedeyim. Yani öldüm öleceğim. Öyle bir durumdayız. Bakın mesela burada gizli bir yer var mı? Sanmıyorum burada olacağını. Yok. Ama ara ara hani bakmanız lazım. Platform oyunlarında, özellikle bu tür old school platform oyunlarında sıkça koyulan şeylerdendir. Peki. Buradan bir şey çıkmadı. Şurada olabilir mi bir şey? Yok. Şansımı deniyorum. Hoppa. Güzel. Oyunu kaydedince HP mi doldu benim? Öyle bir olay var sanırım. İyiymiş. Save noktalarında canımız yenilenebiliyor. Ve health potion çıktı. Güzel. Hey, bu nedir? Gördüğüm her şeyi vuruyorum. Aha. Şimdi ışınlanacak mıyız? Artifact. Bir çeşit enerjiyle pırıllıyormuş. Nabız atıyormuş.
Evet galiba bir çeşit bölüm sonu canavarıyla karşı karşıyayız şu an. Tamam. Gel bakayım. Hayır, kaç kişi geliyorsunuz? Hop 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 hop. Tek tek gelin arkadaşlar. Hoppa. Right. Poşetini şu an lazım. Harita da varmış, güzel. 100. 30 HP'yim sadece, peki. Arkadaş. Öleceğim, 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 öleceğim. Öldüm. Üste Artifact Guardians kısmında gösteriyormuş bu arada. Artifact'i koruyorlarmış arkadaşlar. Belli ki. Ben sadece hafızamı kaybettim ve soru soracak adam ararken insanları dövmeye başladım. Bilmiyorum neden. Karşıma çıkan herkese saldırıyorum. Orada delik varmış, farkındaysanız. Bir çeşit tuzak. Oyun müthiş zevkli oynaması. Şiddetle tavsiye ederim hani. Bu türü seven arkadaşlar için ya da şu an ilginizi çektiyse. Alın oynayın. Hadi bakalım. Tekme deneyeceğim biraz daha. Tekme biraz daha yavaş atıyor ve daha fazla stamina'nızı harcıyor ama güzel vuruyor. Hoppa. Şu arkadaşım tekme atalım. Biri bana üstten canlarını söylesin bunların. Ne kadar kaldı falan diye. Vurup vurup kaçacağız yani, yapacak bir şey yok. Hoppa, dayağımızı da yedik. Hala HP potion'u kullanmadım. Oo, biri gitti. Süper. Çok kolay olduğunu söyleyemeyeceğim bu arada. Ama tekme işe yarıyor. Ah, gelmeyin. Potion içebilir miyim? Ah, seçebilirsem içeceğim. Potion'um nereye gitti? Burada. Hah. Ah. Heyecan yaptım. Tamam, şimdi gelin karşıma, şimdi gelin. Hadi. Şimdi gelin, tamam şimdi gelin. Hop, bir daha gitti. Kaldık mı baş başa? Beyefendi, vur. Geçmiş olsun. Ben kazandım. Kapı açılacak. Doğru tahmin. Deminki yerde açılmayan bir kapı gibi bir şey vardı. Büyük ihtimalle artifact'le o kapıyı açıyoruz. Vay. Critical hit yaptığımız zaman böyle bir şey oluyor demek ki. Sevdim. Sevdim hocam. Aynen, artifact'imiz olduğu için bu kapı bize açılacaktır. Mavi mavi parlıyor çünkü. Gelecek misin? Ölüsüne bile vurabilirsiniz. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Hani yeterli miktarda fikir vermiştir size diye düşünüyorum. Yukarıda yine bosslar vesaireler var. Ben menüye döneyim. Aslında bir kaydedecek yer bulup öyle dönsem. Geldiğimiz yerde vardı. Çünkü ben bu oyunu oynarım arkadaş. Yani ben bu oyunu oynarım. Hadi bir save noktasına kadar daha ilerleyelim. İlla ki bir yerde çıkar karşımıza. 2-3. Bu nedir? Vay, rage'e bağladık. Güzel bir şey daha varmış böyle. Madem rage'e bağladım, ben saldırırım arkadaşlar.
Damage'im mi artıyor? Ne oluyor dedim ama düştüm. Bir anda yavaşlattı beni. Burada bir yer var. Nereye gidiyor? Oo. Bu arkadaşlar beni öldürür, ben söyleyeyim size. Bu arkadaşlar beni fena öldürür. Oyunu kaydetmem lazım önce. Daha sonra oralara gideceğiz. Yukarıda bir sandık daha var. Save noktası istiyorum. Turret var burada da. Vur. Öldüm. Neyse. Boss'u tekrar halledirim ben artık kendi kendime. Oyunu kaydetmemekle hata ettim. Tamamen kendi hatam. Menüye geri dönüyorum. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Beğenen arkadaşlar eminim çıkmıştır. Alın, oynayın. Çok zevkli, çok keyifli. Gamepad'le oynayın. Hani bir şekilde bir gamepad edinin ve onunla oynayın derim. Klavyeyle ciddi anlamda biraz zor. Tabii ki kontroller değiştirilebiliyor. Belki rahat oynarsınız. Elleriniz alışkındır o tür kontrollere. Ona çok bir şey diyemem ama şefin tavsiyesi gamepad. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.